Muhterem kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Yeni bir Ahiz Online videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Priest'in buff 45 skill'i var arkadaşlar. Biliyorsunuz Immortality. Yani bu skill arkadaşlar mevcut HP'mizi %50 oranında arttıran bir skill. Lakin çok kullanılmıyor. Kullanışlı değil. Yani gerek ben kimse de görmedim. Yani ben de kullanmıyorum. Kimsenin de bunu çok kullanmaya tenezzül ettiğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Sebebi de şu. Çünkü oyunda arkadaşlar bunun en yegane sebebi bir, yani artık buff skill, 85 buff skillinin 4000 HP vermesi. Yine aynı şekilde 3000'de 72 skillinin vermesi. Bunlar zaten tatminkar oranlarda HP değerine sahip. Üstüne üstlük oyun içerisinde satılan 3500 HP scroll'da zaten oyuncuların HP ihtiyacını bol bol karşıladığından ve oyunda da TL bazlı pus politikası güdüldüğünden kaynaklı ucuz pus var. Hem de 1 saatlik bu puslar, yani bunlardan kaynaklı olarak bu skill çok kullanılmadı, tercih edilmedi. Peki sadece tek sebebi bu muydu arkadaşlar? Bunlar yegane sebepler ama %100 sebepler değil. Çünkü niye arkadaşlar? Şimdi bakın, ben çarıma hemen yan taraftaki Midcafe yedek yan çarımla hemen bir buff atıyorum arkadaşlar. Buff'ımızı şöyle bir görelim. Şimdi buff'ı attığı zaman 7840, hadi ben şunları da basayım ki şu az önceki Immortality skillini kullandığımız, yani Knight'taki Undead'in eşdeğeri aslında bu skill. Ama o %60'tı, bu %50 arttırıyor. Yani şimdi ben bu skill'in değerlendirmesini bölümün sonunda yapacağız ama arkadaşlar şu an bir net değerleri görelim. Gördüğünüz gibi 7940 arkadaşlar, bu aklınızda kalsın. Şimdi siliyorum. Ve HP ağırlıklı TL giyiyorum arkadaşlar. Bakın full health basılı. Kaç da bu? Artı 8 health basılı. Letter setimi giyiyorum. Kalkandan gelen bir, bunun kalkanında zaten şey yok. HP vermiyor zaten. Bizde Paladin Shield'dan gelen 55 artı 8 health bonusla 200 yakın HP tapu veriyor. Bir de Mad Warhammer'ımız var. Burada da yine 6'ya 120 şeklinde bir HP değeri veren şeyimiz var. Takımımız var. Takılarımız zaten Holy Priest'ti arkadaşlar. Beltok George. Hepsinin health bonusu var bu arada. Bir tek şunun HP bonusu 80, az kalıyor olabilir ama. Diğerlerinin hepsi health bonusu veriyor. Şimdi Immortality skillini atalım arkadaşlar. 45 skilli bu arada. Evet, 9840 oldu ama tabii biz böyle oynamayacağız. Silahlarımızı çıkartacağız üzerimizden ve full atağa geçeceğiz. Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar 8220. Şimdi baktığınız zaman 3K HP skilline göre yaklaşık değil hatta net 280 HP daha fazla var. Ama şimdi bu şekilde oynanır mı diye soracak olursanız. Naçizane görüşüm. Tabii bunu şu an daha iyi takılarla daha iyi hale getirebiliriz arkadaşlar. Yani daha her tarzlı takılarla, ne bileyim, buraya işte daha iyi bir HP veren bir belt. Seti zaten bozamayız ama şunu şuralara mesela Knight'ın ranking'in yerine daha HP veren takılar var. Onları takıp belki bu 8220 olan değeri 8.5'a falan çıkartabiliriz. Ama öyle dahi olsa arkadaşlar, birincisi oyunda zaten CD'siz oynamak çok mantıklı değil. Özellikle Death Valley bölgesinde sürekli debuff yiyoruz. Yani sürekli şey yiyoruz. Tekrardan bu seti giyeceksin de tekrardan bu skill atacaksın da, yani hayır. Bu çok akla kulağa mantıklı gelen bir şey değil arkadaşlar. Çünkü 40 tane seti değiştiriyorsun, silahı değiştiriyorsun, bilmem kalkanı değiştiriyorsun falan. Bu skill'e atıyorsun ve bu skill de çok pahalı olmuyor. Hele hele 85 skill'iyle zaten hiç kıyaslamıyorum. Bakın sileyim arkadaşlar. 4940, 4000 daha ekleyin. 8940. Yani 800 HP falan fazla var. Buff 85 skill'iyle kıyas ettiğimiz zaman. Onunla zaten hiç yarışamaz. Yani buff 85 skill'i zaten 4000 HP değeriyle inanılmaz bir HP değerini arttırıyor. Hatta şeyle bile 3500 SC scroll'la bile yani HP'miz daha fazla oluyor arkadaşlar. Şu an basmaya gerek yok çünkü zaten 5K desek 8500, 8350 falan HP'miz olacak. Bunda onunla bile zaten hiçbir şey basmadan, değiştirmeden fazla oluyor. Burada şimdi bu skill'e ne yapılması lazım değerli arkadaşlar? O konuya değinelim. Yani burada esas olan bu skill'in %50 değil de Knight'taki gibi %60, 65 seviyelerine falan çekilerek kullanılabilir bir skill halini aldırmak çok daha mantıklı. Bu skill Warrior'larda falan çok iş yapar arkadaşlar. Hani biz BP'de çok fazla HP'si takı değiştiriyoruz ama Warrior'ların zaten genel anlamda saf HP'si de fazla olduğunda Warrior'lar için bu skill, yani SC'ye bastırmaktan öteye, tabi PK'da yine SC'ye bastırır ama onun dışında mesela dolaşıyorsunuz, çok öyle kalabalık değil ortam, bu skill
Çok kullanışlı bir skill. Yani max 14k HP'yi sizi tamamlayacaktır. Yani ben bu skill'in bir buff alması gerektiği kanaatindeyim değerli arkadaşlarım. Oyun yönetimimizde de bunun ticket'ını atacağım birazdan. Immortality. Gerçekten de yani bu skill kullanılmalı arkadaşlar. Yani sadece net HP değeri verenlerden ise yüzdesel HP veren bu skill kullanılmalı. Biliyorsunuz Knight Online'da bu skill olmazsa olmaz yani. Hatta sırf bu skill için undi set yapanları da her zaman biliyoruz. Yani sadece priestler için konuşmuyorum. Biz zaten BP oynarken de işte HP basılı Fabric set, işte bilmem Lugia, işte Scorpion Shield ta kadar alıyoruz ki HP'miz fazla olsun. Yine Rogue sınıfı okçular, asaslar, eline Scorpion Bow, işte 7 Mithril set, işte HP basılı ki 10k, 11k gibi HP değerlerine çıkabilmek için bunu kullanıyorlar. Ama tabii bu şu anda Ryze Online'ın yürüttüğü ucuz pus politikası sebebiyle kullanılmıyor. Çünkü SC ucuz zaten. Verdiği HP değeri de tatminkar bir HP değeri veriyor. 3500 HP veriyor. Kullanılmıyor. Yani bu skill'i kullandırmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyuna kazandırmamız lazım diye düşünüyorum. Bence gayet yani işe yapabilecek bir şekilde. Hatta şu anda aslında bana az HP geliyor. Çünkü ben mesela tam Brawler'ın yerine Knightyar'ın yerine daha böyle HP veren takılar kullansam arkadaşlar daha iyi bir değere ulaşırız ama böyle mesela oynasak 9K HP'miz var. AP'miz kaç oluyor abi? 2431 yani. Bu AP az bir değer ama HP açısından doyurucu diyebilirim ama böyle tabi oynanmaz ya. Tartışmaya gerek yok. Ha, bu set tabi şeyde çok verimli olmaz değerli arkadaşlar. Enhanced set giyen kardeşlerimin için söyleyeyim. Onlar zaten bir de HP değerinden kıstıkları için malum inte veriyorlar belli bir oranda. Yani onlar için de çok işin açığı kullanışlı olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten HP değerleri düşüyor ama bu mesela sadece pilye sınıfı için düşünmeyin. Okçu sınıfı içinde yani asasyan sınıfı içinde yani güzel bir HP takı seti kombinledikleri zaman bu skill atıldığı zaman arkadaşlar gayet iş yapabilecek iyi bir seviyeye çıkacak bir HP değerine sahip olacaklarını net şekilde ifade edebiliriz. Yani kötü skill değil ama buff gelmesi lazım. Bu haliyle oynanmaz. %60-65 seviyesine çıkarılması lazım. Ben yeni gelecek kaplarda 95 kap olur, 100 kap olur. Bu skill'in bufflanacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar. Yani bakacağız. Oyun yönetimlere bununla alakalı bu skill'in bufflanması gerektiğiyle alakalı bir ticket'ı da göndereceğim ben biraz sonra videodan sonra. Yani arkadaşlar bunların gelmesi lazım. Yani herkes sonuçta SC basma ucuz. Basmayabilirsiniz. Ama takılmak için bunu kullandığınız zaman mesela dediğim gibi güzel bir HP setle çok güzel HP değerlerine sahip olabilirsiniz. Bu skill'in kullanışlı hale gelmesi için de tıpkı Knight'taki gibi %60 veya 65 bilemiyorum bir yüzdelik değere sahip olması lazım. %50'lik şey tam olarak kurtarmıyor. Değerli arkadaşlar. Neyse yani oyun yönetimimiz update değil. Bunu da değerlendirmeye alacaklar. Ben birazdan hemen buradan yardım kısmından bunu atacağım bu ticket'ı. Siz de atarsanız arkadaşlar priyesitler için değil bu sadece. Herkes için geçerli bir durum malumunuz. Faydası olacağı kanaatindeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni Ryzen Online videolarında görüşmek üzere. Oyun X'te kalın arkadaşlar.